izleyicileri Bugün yanında Mehmet Hocamız var. Onunla beraber güzel bir röportaj gerçekleştireceğiz. İlk önce kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Ee, adım Mehmet Bağcı. 1964 doğumluyum. Ee, ve 1986 yılında Ağrı Ticarsesi Tarih öğretmen olarak bu mesleğe başladım. O gün bugündür aralıksız eğitimci olarak görev yapıyorum. Yaklaşık son 25 yıldır da 99'dan beri okul müdürü olarak bil fiil çalışıyorum. Aa, çok güzel. Ee, peki hani bu mesleği yapmasanız başka aklınızda olan bir meslek var mıydı? Yani şöyle tabii bizim yaşadığımız yıllar, teknolojinin bu kadar yaygın olmadığı, iletişimin bu kadar yaygın olmadığı yıllar, bizlerin dünyayı tanıması gibi bir şansı yoktu. 1980'li yıllar, hatta 70'li yıllar bir sürü mesleği tanımıyorduk, bilmiyorduk. O sebeple hani çok fazla seçenek yoktu belki önümüzde ee, öğretmen olmayı isterdim hep yani başka ne olmak isterdim Ben bir de siyasal bilgiler fakültesinde okumayı isterdim yani işte yönetici olmak e, benim sevdiğim bir alandır yani siyasal bilgiler okuyup daha farklı alanda ya da e, kamuda yönetici olmak Evet benim tercih sebebim olurdu ama zaten e, öğretmen olduktan sonra da bir süre sonra e, biraz yani benim dışımdaki kişilerin yönlendirmesiyle de yönetici oldum ve 25 yıldır da bu iş yapıyorum. Evet çok güzel. Tabii ki bu mesleğin e, elbette bir zorlukları var ve hani okulda yaşanan e, belirli sorunlara karşı da bir tutum izliyorsunuzdur. Ve buna karşı olan stratejiniz e, nasıl nasıl bir davranış gösteriyorsunuz? Yani şöyle tabii e, insanın olduğu her yerde sorun vardır. Çünkü insanlar yaşayan ya da okullar yaşayan organizmalardır. Yani stabil değildir okullar. Ee, ben hep şunu söylerim yıllardır. E, örneğin şu anda 300 e, öğrencimiz var. Devletteyken ortalama bin dolayında öğrenciye okul müdürlüğü yaptım devlet okullarında çalışırken. Hep şunu derdim. Benim elimde bin tane bomba var. Her an birisi patlayabilir diye. E, bu bilinçle sabah okula gelirdim. Akşam da bu bilinçle Eve dönerdim. Ee, önemli olan şudur: bir e, bizim malzememiz insan, yani e, öğrencilere, gençlere yaklaştığınızda onlardan daha yakın bir karşılık bulacağınızı inanıyorum. Ama bu tabi e, gerek ülkemizin ulusal kültürü, gerekse evrensel insan değerleriyle birlikte e, ...yoğrulmuş olması lazım. Yani biz çocuklarımıza ya da öğrencilerimize bir birey olarak Yaklaşıp onlara değer verdiğimizi göstermek durumundayız ki yıllardır bunu yaptım. Yönetimin en önemli e, unsuru adalettir bakın. E, sizin adaletli olduğunuza öğrenciler ve öğretmenler inanırsa inanın e, yönetim anlamda hiçbir sorun yaşamazsınız. E, yıllardır İzmir'de çok değişik okullarda yöneticilik yaptım. Yani genelde e, öğrencilerin bu konuda hem fikirdiler. Hatta zaman zaman bunu yüzüme de söylemişlerdir. Adaletinize inandıktan sonra her şey kendiliğinden gelişir. Tabii bir de yönetimde ee, şu sloganım vardır: Tutamayacağınız sözü ya da uygulatamayacağınız kuralı koymamanız lazım. Kurumların kendi resmi kuralları vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngörmüş olduğu kurallar. Bazen bölgelere göre ee, kurum içi dinamikler vardır. Ama bir de sizin yönetici olarak ortaya koyduğunuz bir tavır vardır. Ee, i̇şte bu tavırda tutamayacağınız ya da uygulatamayacağınız kuralların konmaması çok önemlidir. Bir kural koyuyorsanız mutlaka bunun gereğini yapmak durumundasınız. Çünkü öğrenci de öğretmen de takip eder. Kural koydunuz, uygulamazsanız ya da takibini yapmazsanız ondan sonra koyduğunuz kuralların hiçbir hükmü kalmaz. Ee, bu konudaki tutarlılık sizin. İşinizi rahatlatan bir şeydir. Ee, bu alanda da hem devlette de hem de özel sektörde belli bir noktaya geldik. Demek ki koyduğumuz kuralları takip edebildik diye düşünüyorum. Evet. Ee, okulumuzda yapılan farklı, farklı e, başarıyı arttırmak amaçlı bir sürü etkinlikler yapıyoruz. Ee, genel olarak okul olarak başarıyı arttırmak için neler yapıyorsunuz? Şimdi tabii e, özel sektör devletten çok farklı. Devletteki çalışma ortamıyla özel sektördeki çalışma ortamı arasında Hani Veli beklentisi e, Anlamında çok ciddi farklılıklar var Şimdi özel sektöre gelen öğrenci hem daha güvenli bir ortam Mantığıyla geliyor Hem de akademik başarı için geliyor Özellikle Oğuzhan Özköy eğitim kurumları Bu anlamda İzmir'in iddialı kurumlarından birisi e, Disiplin Olmazsa olmazımızdır Bizim için, Oğuzhan Eğitim Kurumları için. Ve Oğuzhan Özgür Eğitim Kurumları açıldıktan sonra kendini sürekli olarak akademik anlamda iddialı noktaya getirmiştir. tabi başarılarla bu ortaya çıkan bir durum. Esas olan şey o başarıları sürekli hale getirebilmektir. Ve biz de o yıllar içinde oluşan kendi kurum kültürümüzü hayata geçirmek ya da sürdürmek konusunda çaba sarf ediyoruz. Zaten bize gelen öğrencinin Oğuzhan Özgür Eğitim Kurumlarına gelen öğrencinin dışarıda bir dershaneye gitmesine ya da özel ders almasına da gerek kalmıyor. Böyle bir zamanı da olmuyor. Bol bol okulda eğitim üretim ortamı yaratma durumundayız. Bunu da sağlıyoruz. Biz sadece akademik başarı peşinde değiliz kurum olarak. Aynı zamanda özellikle 9 ve 10. sınıflarda öğrencinin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici, etkinlikler, kulüp faaliyetleri ve her türlü çalışmanın da içindeyiz. ama 11-12'ye geldiği zaman öğrenci daha akademik bir yarış boyutuna giriyor. 12'ye geldiği zaman zaten tamamen üniversite sınavına odaklı olarak çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili tabii dediğim gibi kurumumuzun yıllardan beri oluşturduğu bir kültür var. Biz de o kültürü, geliştirerek öğrencilerimizle öğretmenlerimizle birlikte devam ettiriyoruz. Evet, e, az önce okulumuza gelen öğrenciler için dershaneye ihtiyaç duyulmadığını söylediniz. Hmm. Gerçekten ben de buranın bir öğrencisi olarak şunu söylemek isterim, hafta sonları olsun, hafta içi olsun gerçekten çok verimli geçiyor. Hani istediğiniz zaman birebir alıp hafta sonlarına değerlendirebiliyoruz. Tabii, e, o ayrı bir avantaj çünkü hani dershaneye gittiğin zaman da cumartesi gününde dolu oluyor ama buna ihtiyaç olmadan okulda yapabiliyor olmak ayrı bir duygu. Evet. E, zaten okulumuza bayağı dolu dolu geçiyor, hani kulüpler olsun, kurslar olsun her türlü şey var. Ee, yani burada sıkılma imkanınız yok gibi bir şey. Bir sürü kulüp varken ben size şunu sormak istiyorum. Eğer buranın bir öğrencisi olsaydınız hangi kulübü seçerdiniz? Yani bunu hiç düşünmemiştim. <laughs> Şu an bulunduğumuz kulüple çok güzel bir kulüp. Çok değerli. Evet. Mesela ben basın işini severim. Yani dedim ya ben eğer tarih okumasaydım e, siyasal bilgiler okumak isterdim. Bir de basın okumak isterdim. Yani çünkü günceli takip etmeyi çok severim. Günceli takip etmeyi. E, basın da bunun bir parçasıdır. Evet herhalde e, böyle bir basın yayın kulübü olabilirdi sanırım. Evet yani. çok fazla çeşit var ve aynı zamanda seçmek de çok zor oluyor. Hmm. Benim geldiğimde bana önüme bir sürü çeşit sundular ve ben dedim ki, hangisini seçeceğim. Hepsi birbirinden değerli birbirinden güzel e, kulüpler. Ama tabii ki seçmek zorundayız ve e, hepsi de çok güzel kulüpler. Hmm. Size şunu sormak istiyorum. Neden Oğuzhan Eskaya? Ha, evet, neden Oğuzhan Eskaya? Şimdi benim Oğuzhan Bey'le yollarımın kesişmesi 2017 yılında oldu. Karabağlar'da, Karabağlar ilçesinde bir devlet okulunda okul müdürüydüm. Bir gün bir arkadaşım aradı dedi ki Oğuzhan Bey seninle görüşmek istiyor. Dedim hayırdır yani duyuyorum ama kim olduğunu bilmiyordum. Neyse görüştük. Oğuzhan Bey'in dediği şey şudur bana. Hocam biz seni biliyoruz, duyduk çünkü çeşitli yerlerde çalışmıştık. Emekliliğin doldu mu dedim, doldu evet emekliyim doldu hak ettim ama emekli değilim çalışıyorum. Ee, ben de de Karabağlara bir fen lisesi açtım. Emekli ol gel. Yani çok ciddi bir e, teklifti bu. Ya yani hiç de beklemediğim bir şeydi çünkü e, evet özel okullar açılıyor ama ben daha devletin çalışanıydım. Neyse arkasından iki görüşme daha yaptık. Ee, ve yanlış hatırlamıyorsam Martıs'ın 15'inde 16 Mart tarihinde emekli e, belgemi imzaladım. 17 Mart tarihinde Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'nda başladım. 2 yıl diye e, düşünmüştüm. Yani sanırım 7. yılıma girdim. E, hala çalışıyorum. Neden Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları? En önemli şey şudur. Oğuzhan Özkaya bir öğretmendir. Bu benim için çok anlamlıdır. Çok önemlidir. Ee, evet, özel sektörde sermaye sahibi olmak var. Ama bir öğretmenin e, açtığı ve işlettiği okulda çalışmanın ayrıcalığı benim açımdan çok önemlidir. Bunu öğretmen arkadaşlarıma da söylerim. Ee, öğretmen bakışı bizim kurumda her haliyle e, her yerde hissedilir. Ben de o anlamda farklı bir kurum aramak yerine böyle başladık. Gidebildiği kadar Oğuzhan Bey'le beraber devam etmek isterim. Evet, iyi ki varsınız. Yani ilk ah, önce şunu söylemek isterim. Bütün e, kadromuz öğretmenler, e, müdür yardımcılarımız hepsi çok iyi. Kendinde çok gelişmiş kişiler. E, hepsi dediğim gibi alanlarında çok uzmanlar ve gerçekten çok samimiler de aynı şekilde. E, bizimle röportaj yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Yani rica ederim. Şimdi e, evet. Özel okullarda ya da özel sektörde e, sürekli olarak e, aynı ekiple çalışmak çok fazla olan bir şey değil. Ama mesela biz yönetim olarak ben ve iki yardımcımız Yaman Hocam ve Ahmet Hocam e, beş yıldır sanırım bu sene altıncı yıl olması lazım. Beraber çalışıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Evet Yaman Hoca ile de görüşmüştük. Yani e, biz Karabağlar'da beş yıl çalıştık. ha Bu sene yedinci yıl. Evet e, ikinci yıldır da güzel Güzelbahçe'deyiz beraber. Sonra Oğuzhan Özgür Eğitim Kurumları'nda kurum açıldığından beri çalışan öğretmenler var. Bu da çok değerli bir şey, çok kıymetli bir şey. Ee, yani demek ki insanlar aynen benim düşündüğüm gibi öğretmen, e, okul sahibinin öğretmen olmasını mutlaka onlar da farklı gözle değerlendiriyorlar. Ben her zaman bunun farkının olduğunu düşünüyorum e, ve o anlamda da burada çalışmaktan son derece memnunum. Böyle tabii güzel ve e, becerikli öğrencilerle birlikte olmak her zaman benim için de çok güzel bir keyiftir. Teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki konumuzda görüşmek üzere Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim